Derya Tunçay, ejder meyvesi ile üniversite yıllarında tanıştığını, memleketi Aydın'da yetiştiriciliğinin uygun olup olmadığı hakkında bazı girişimcilik fikirlerini araştırdığını ifade etti. Tunçay, ejder meyvesi ile tanışma hikayesini şöyle anlattı. İstanbul'a üniversite vasıtasıyla gittim okumak amacıyla. Sinema televizyon mezunuyum aslen. Çiftçilikle hiçbir bağım yok. Yıllar geçtikçe farklı meyveler tabii ki İstanbul'da gördük, yedik. Bir gün ejder meyvesiyle tanıştım. Bir manavda görmüştüm. İki tane deneme amaçlı yedim. Tadını, görüntüsünü çok beğendim. Aradan belli bir süre geçti. Bazı girişimcilik fikirlerini araştırmaya başladım. Kendi memleketime yerleştiğimde ne yapabilirim diye. Farklı fikirlerden sonra aklıma yediğim ejder meyvesi geldi. Acaba onu yetiştiren var mı diye araştırmaya başladım. Benden önce de yapanları gördüm. Hani toprağımıza, iklimimize uygun olduğunu keşfettim. Ondan sonra komple 2020 yılının başında Aydın'a yerleştim, memleketime. Şu an İnciloğu'da kiraladığım 1,5 dönümlük serada üretime devam ediyorum. Ejder meyvesini serada ürettiklerini ifade eden Tunçay şöyle devam etti. Serada yetiştirildiği için açık alanda toprakta üretim yapmaktan nazaran yani nasıl söyleyeyim biraz daha zor serada üretim yapmak. Hani açık alanda bir çiftçilik yapmak daha kolay nispeten. Biz seranın içerisinde her şeyi elle yapmak zorundayız. Otumuzu elle yoluyoruz, budamasını elle yapıyoruz. Gerekirse sırt pompasını takıyoruz sırtımıza, ilacını öyle atıyoruz. Her şeyi elle yapmak durumunda kaldığınız için biraz daha fazla insan gücüyle bir çalışma performans göstermemiz gerekiyor. Ama mesela normalde dışarıda bir pamuk, mısır gibi ürünleri diktiğimizde her şey normal makineyle yapıldığı için daha kolay. Tunçay, ejder meyvesinin yetiştirilmesi hakkında şu ifadeleri kullandı. Ejder meyvesi gördüğünüz üzere bir kaktüs familyasına ait ağacımız. Bu şekilde bir direk sistemi hazırlıyoruz biz. Beton direkler kullanılabiliyor, plastik su boruları kullanabiliyoruz. Kargı olabiliyor, biraz daha ekonomik bir seçim. Onları diktikten sonra fidanlarımızı direklerimizin dibine dikiyoruz. İlk 1,5 senesinde sadece yeşil ana gövdeyi büyütmeye çalışıyoruz. 1,5 metre olunca tepe noktasını kesiyoruz. Sonra taçlandırma yapıyoruz. Bunlar gelenler hep yeni dallarımız. Bu dalları meyve dalı olarak aşağı sarkıtıyoruz. Yaklaşık yere yarım metre kala mesafede de tekrar uçlarını kütlüyoruz. Kütlediğimiz zaman da ağacın bu yeni dalı, taze filizi zamanla kartlaşıyor, sertleşiyor, içindeki sulu yapısı doluyor. İyice dolduğu zaman da dolgulu hale geldiğinde de bu gördüğünüz diken yataklarından tek tek çiçekler çıkıyor. Çiçeklerimiz açtıktan sonra yaklaşık 10-15 günlük bir süresi var. Çiçeklerimiz de tek bir gece yaşıyorlar sadece. Akşam saatlerinde 9-10 gibi açmaya başlıyor. Ertesi sabah güneş açtıktan sonra yaklaşık 1-2 saat sonra çiçekler kapanıyorlar. Yılda bir defa açıyor o çiçek ve sadece bir gece yaşıyor. Bu anlamda da çok endemik ve çok değerli bir özelliğe sahip ejder meyvesi. Çiçeğimiz öldükten sonra da direkt çiçek yatağımızın dibinden buradan meyve başlıyor. Çiçek açtıktan sonra meyvenin totalde olgunlaşma süreci de 45 gün ila 1 ay, 45 gün, 40 gün civarı diyebiliriz. Tunçay, ejder meyvesinin faydaları ve kullanım alanlarından bahsetti. Faydaları elimdeki içi beyaz olan Vietnam White dediğimiz bir cins. Bunların içleri beyaz oluyor. Siyah kivi gibi siyah çekirdekleri var. Bunun şeker hastalarına iyi geldiği kanıtlanmış durumda. Yani bir şeker hastası bundan 3-4 adet bile yese asla şekeri çıkmıyor. Kan şekerini düzenliyor. Diyabet tip 2 hastaları için özellikle tavsiye ediliyor. İçi kırmızı olan meyvemiz var. Bunlar da içi kırmızı olan cinsler. İçini de şöyle gösterebiliriz. Bu da kolon ve göğüs kanserini önlemeye yardımcı olduğu kanıtlandı. Son 1-2 yıllık yapılan çalışmalar neticesinde. Yani bunların yaklaşık ortalama bir meyvede 3-4 tane portakala eşdeğer, 6-7 tane kiviye eşdeğer C vitamini var. Bu ama genel olarak ikisi de C vitamini açısından potasyum, kalsiyum ve çeşitli mineraller açısından çok çok zengin. Biz herkese öneriyoruz. Yani küçücük bebekler de yiyebiliyor. 70-80 yaşındaki insanlara da öneriyoruz. Her yaş grubundaki insanlar için sağlığa oldukça şifalı, faydalı bir meyve.